Selamlar dostlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün eFootball 2024 oynayacağız. Online klasman maçı yapacağız. Kendi mevcut kadromla oynayacağım müsabakayı. Hadi maça geçelim. Rakibi bulduk dostlar. 3078 overall'li bir rakip. Kadrolara hemen bakalım. Evet, kadroya bakıyoruz arkadaşlar. Mbappe, Neymar, Musiala, Messi, Kimmich, Ruben Neves. Defansımız zaten her zamanki defansımız. Yani ileride Mbappe yerine kimi alabiliriz? Çünkü Mbappe çok da yükselişte gelmemiş. Mbappe yerine kim oynar? Yani biraz Inzaghi'yi oynatabiliriz. Belki belli bir süre daha sonrasında tekrardan değişikliği yaparız. Rakibin kadrosu da gayet iyi görünüyor. Hadi bakalım müsabakaya geçelim. Sonuç ne olacak hep beraber görelim. Bakalım iki testten biri kırılacak. İnşallah kırılan testi biz olmayız. Rakip başladı maça. Maradona, Theo Hernandez. Tekrar Maradona. Maradona bu arada iyi bir oyuncu yani. Bu oyunda da çok iyi bir oyuncu. Uzaktan bir şut geldi. Simon güzel kurtardı. Simon. Ama Bu gol olsa gol gol olurdu. olur. Bizim kurtarıcımız gerçekten iyi kurtardı. Geçen videoda da Simon bayağı iş yapmıştı. Bu videoda da muhtemelen iş yapacak. Maradona, Neymar. Ensesiyle vurdu topa resmen Neymar. O nasıl bir şut Neymar? Aman aman yakma beni. Eyvah, yakma. Kırmızı kart yakma Volkan ya. Şimdi Ben White, ondan öne doğru bir top. Leo Messi, bir foul var ama hakem iki kollarını açıyor. Çamaşır asar gibi devam diyor. Inzaghi, Ter Stegen. Ter Stegen biraz yürüdü, biraz hava aldı. Ön tarafa Leo Messi. Leo Messi Neymar'a. Neymar'a değil, Maradona'ya pardon. Costa Curta oyunu Kasımpaşa'ya doğru açtı ama top taça çıktı. Deminki pozisyondan Raysa, bizim Türkçesi pirince bir sarı kart. Tat tatatısını. Barcelona ne olur? Taç atışını kullandık. Ben White. Ben White'dan Ben Black. Maradona. Neymar. Neymar'dan Dejan Rice. Biraz etrafa baktı. Havayı süzdü. Hatalı pas attı. Biz de hatalı pas attık. Sen atarsın da ben atamaz mıyım dercesine. Şimdi önde Messi. Messi Maradona'yı bir kesti. Maradona buraya buraya diyor. Messi yürüyor. Messi içeri alelade bir orta. Aman 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 aman. Oralarda bir hata tabelaya bir yazdırır. Çok sıkıntı. Şimdi uzağa doğru açtık. Orada Neymar vardı. Messi bana bana diye bağırıyor ama Neymar nereye attı bakalım? Costa Curta'ya. Costa Curta'dan Ter Stegen. Ter Stegen biraz yürüdü. O da bir deniz havası aldı. Dejan Rice'a bıraktı. Rice'dan bize. Yine Rice'dan bize. Hadi bakalım. Offside mı? Hemen bir yarı otomatik offside sistemi. Evet. İki boy offside'miş hatta. Yani hakem biraz geç de kaldırmış. İki boy offside'miş ama masayı devirmeyelim. Ter Stegen kullandı. İleriye doğru Mbappe'ye doğru. Mbappe ama orada Beckenbauer var. Bende top dedi. Ruben Neves ondan Ödegaard'a. Şimdi Neymar. Neymar şöyle bir döndü. Şöyle bir döndü ama ne güzel döndü Neymar. Neymar şöyle bir içeri de ah ah orada bir içeriye doğru güzel bir paralel pas atabilseydik farklı bir şey konuşurduk. Neymar taç. Gilberto Silva bu arada rakip sağlam oynuyor. Yani hücum yapmaya izin vermiyor. Problem olabilir. Şimdi kısırda orada şimdi Neymar öyle bir plase vurdu ki senin kafana çarptır röbür köşeden atarım dedi. Neymar müthiş bir gol. Tam rakip iyi oynuyor. Rakip iyi basıyor derken rakibin defansta bir hatası 1-0 öne geçtik. Neymar Junior o güzel plaselerinden birini gösterdi bize. Leo Messi baktı öne kim var orada? Ben White var ama Ben White yine yanlış yere pas attı. Maradona önde şöyle bir baskı kurabilsek. Yani kalemize sokmamamız lazım bu rakibi. Rakip iyi oynuyor. Rakip kötü oynamıyor. Hemen Neymar'la bir ver kaç. Neymar hemen aşağıdaki tuşu kaydedercesine sert sert basışlar. Inzaghi vurur mu? İkinci pozisyonda vursaydı Inzaghi muhtemelen balonlara doğru koşardı. Şimdi Maradona ama nereye Maradona? Peki nereye Saliba? Saliba da hatalı pas attı. Neymar. Bak işte bu adamdan korkuyorum. Bu adamı bırakmayın arkadaşlar ya. Dudak uçuklatan pas mas atmasın bu adam.
Mbappe trivela paslara başladı. Messi'den Musiala. Öne bir bırakabilseydik o topu. Ya kim mi? Topu kapıyorsun da topu öyle bir kapıyorsun ki adama kaptırarak kapıyorsun yani. Aman çocuklar, aman aman çocuklar, götümüze başımıza çarpıyor. Gidecek kalemize gol olacak. Adamın yaşadığı stresin benzerini yaşayacağız. Simon yavaş abi. Şurada bir Ben White var. Ben White'ı oynayalım önce. Tekte abi, tekte. Çıkartabilir miyiz? Çıkartamadık. Maradona. Maradona ama gidemedi Kimmich. Kimmich'ten Ruben Neves. Birazcık derli toplu oynamak lazım. Birazcık sakin oynamak lazım. Çok hızlı pas atmaya çalıştığımız için sürekli top kaybı yapıyoruz. Şimdi Messi gidemedi Costa Curta. Costa Curta şöyle bir içeri baktı Kimmich'e. Kimmich'ten Neymar'a. Inzaghi abicim ne olur tut topu artık ya. Bastonla çıksan bu kadar yavaş oynarsın. Yani var ya. Mbappe yerine aldığımıza pişman ettin bizi. Mbappe dokunsalar ağlayacak. Kimse dokunamıyor. Bu yüzden ona dokunmuyorlar. Etrafında onun dilinden anlayan kimse kalmadı. Geçmesi önemli. Top geçmedi. Maradona kaptırdı. Ruben Neves bıraktı Kimmich'e. Haydi bakalım. Yani şu Inzaghi'nin attığı hiçbir toptan fayda sağlayamamak çok koydu. Adam nereye vursa bana çarpıyor top. Garip. Neymar. Çıkar dışarı, çıkar dışarı Messi, çıkar dışarı artık. Biraz hücumda birazcık güçsüz kaldık. Hücum, adamın defansları da çok iyi. Hücumda biraz eksik kaldık maalesef. Şimdi Theo Hernandez. Theo Hernandez'den Neymar'a. Neymar'dan tekrar Theo'ya. Theo içeriye diagonal kaleye maleye gidiyordu yani. Ama Simon iyi bir kaleci. Öne doğru bıraktı. Niye öyle yaptım ben de bilmiyorum. Kimmich. Kimmich'ten bir top Neymar'a. Bak işte bak bu ataklar güzel ama bu ataklar kimin atakları? Bu ataklar Mbappe'nin atakları. Araya çapraz paslara hızlı koşacak bir adam lazım. Mbappe o da. Inzaghi'yi alıyorsak içeriye. Inzaghi'ye orta açmak gerekiyor. Ama biz araya çapraz pas atıyoruz. Yani oyun planına tam ters hamleler yapıyoruz. O yüzden ben ikinci yarıya Mbappe ile başlamayı düşünüyorum. Yani girişiyle takımın hücum anlamında da daha iyi olacağını düşünüyorum. Ve ikinci yarıya geçiyoruz. İkinci yarıya biz başladık. Costa Curta. Biraz daha sakin olmamız lazım. Biraz daha ayağımızın yere basması gerekiyor. Hızlı oynayacağım diye sürekli top kayıpları yapıyoruz. Top kaybı çok fazla yaptık. Yani normalde bu kadar top kaybıyla oynayan biri değilim. Ama hızlı oynayacağım diye. Biraz da videonun tabii heyecanı var. Ondan da kaynaklı. Çok fazla top kaybettim. Şimdi tekrar. Ay ay, o şut bir gitseydi ne güzel olurdu. Yemin ederim içimde kaldı o şut. Böyle patladı yani volkan. Doğru bir top. Orada Saliba da var. Saliba alırsın. Senin boyun ondan 10 santim kadar daha uzun diye düşünüyorum. Şimdi bakalım. Mbappe şuradan kaçıyor musun? Kaçıyorsun. Mbappe. Yine Ter Stegen'in üstünü zımbaladı Mbappe ama dediğim buydu. Mbappe aradan delici şutlar. Bu şutlar Mbappe'yi arşa çıkartır. Rakip de taktiğe girdi. İyi olurdu. Çok kötü bir pozisyonda yakalandık. Arda Güler geliyor. Arda Güler. Costa Curta. Kevin De Bruyne. Çok kötü yakalandık. Çok 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 kötü. Diaz. Yani orada yine bizi kim kurtardı? Her videoda kurtaran adam Simon kurtardı. Çok kötü yakalandık gerçekten. Hiç beklemediğim bir anda top araya gitti. Ama artık bu pozisyonları engellemem lazım. Çok fazla olmaya başladı bu pozisyonlar. Şöyle bir dışarı bırakırsak, bir de araya bırakırsak. Ah, araya geçmedi Costa Curta, yine girdi araya. Tırpan gibi her pozisyona giriyor. Bıktım artık senden. Saliba. Saliba'dan Musiala'ya, Jamal Foyl Hoca. Ayağımı kırdı. Ben White. Ben White yine hatalı pas. Yani şu maçta Ben White 286 bin tane hatalı pas atmıştır. Gerçekten kurun içe döndü ya. Arda Güler. Arda Güler'den bir çalım. Arda Güler gidiyor. Arda Güler muhtemelen bize bir Gürcistan tarifesi çizecek gibi görünüyor. Bernardo Silva. Artık ileride çıkamıyoruz derken uzaktan bir dudak uçuklattı ama kaleci
Seaman. Seaman tekrar iyi bir kurtarış yaptı. Yani son dakikalarda 2-3 tane güzel kurtarışı var. Seaman'ın onun sayesinde ayaktayız şu anda. Yani bir an önce ya bir gol daha atacağız. Seaman'dan mükemmel bir kurtarış daha. Yani her maçın yıldızı oluyor. Arda Güler kaçırdı bu arada pozisyonu. Seaman'dan muhteşem bir kurtarış daha. Gerçekten helal olsun. Takımın en verimli oyuncusu. Olmazsa olmazı. Şimdi Mbappe ama yani orada bir iki kişinin daha olması lazım. Sanki Mbappe tek başına çok bir varlık gösteremiyor. Çok pis bir kayış yaptık. Araya doğru bir topu Neymar. Arda Güler yine. Arda Güler. Olacağı buydu ama. Arda Güler'e yenildik. Olsun. Yakışır. En azından yabancıya yenilmedik. Arda Güler attı golü. Bu arada 1-1 ama yani son dakikada şu gol olmadı. Son dakikada bu gol olmadı derken Luis Diaz yine aldı topu. Luis Diaz gidiyor. Luis Diaz yani uzatmalarda 2 gol yiyordum az kalsın. Böyle bir şey olamaz. Defansım zaten bitti. Koşamıyor artık. Yani şaka gibi bir iş. Berabere kaldık muhtemelen dostlar. Son dakikada olacak iş değil. Yenecek gol değil yani ama yapacak bir şey de yok. Bakalım bir atak şansı gelecek mi bize? Bitirmedi oyunu da hakem. Hakem oyunu bitirmedi ama biz bitmişiz. Haberimiz yok dostlar. 1-1 bitti. Golü Arda'dan yedik. Çok üzülmedim aslında. Arda'dan yediğim için çok üzülmedim. Farklı bir topçudan yeseydim üzülürdüm. Arda bizim gururumuz. Helal olsun. Bugünkü videonun da sonuna geldik. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Beni takip etmeyi, kanalı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Ben White. Şöyle bir içeri bak. Bak onu gördük ama işte. Onu görmek önemli değil. Onun geç